daha fazla müziğin adresini Hamurban Türk'te Yalın'ın O Yaz Bu Yaz şarkısını dinledik. Tam da Havva Öster için O Yaz Bu Yazmış. Yani şarkı söyleyeceği ve ne derler ona, hani vitrinin önüne çıkacağı, vitrine çıkacağı zamanmış diye düşünüyorum. Evet, o kişi Havva Öster şu anda canlı yayında. Merhabalar. Merhaba Kadir, nasılsın? Çok teşekkürler Havva'cığım, iyisin inşallah. Bayramın nasıl geçti, güzel geçti mi? Bayram çok güzeldi ve bayram sonunda da böyle bir heyecanla karışık duygu içerisindeyim. İnanılmaz mutluyum. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum ve herkese buradan sizi dinlemesini ve takip etmesini diliyorum. Çünkü ben sürekli sendeyim. Süpersin valla. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Biz uzun zamandır tanışıyoruz. Uzun zamandır evet. Bir dostluğumuz var. Ailece bir dostluğumuz var sizinle. Evet. Ve ben hep söylerdim, yani bu iş genetik derdim. Bu Aleyna Tilki, ondan sonra Ayça vesaire derdim. Bu genetik kesin anneden geliyor derdim. Arada bir böyle sesinizi duyardık. Ve hep konuşurduk kendi aramızda. Yani derdik ki ya acaba siz niye şarkı söylemiyorsunuz? Sesiniz güzel falan böyle. Ondan sonra... Söylüyorum. Sadece bunu profesyonel olarak hiç yapmadım. Hani bildim bileli elimde mikrofonla evimde, ailemin arasında gittiğim her yerde sürekli şarkı söyletilen bir kadındım zaten. Bunun inanılmaz derecede bundan da keyif alıyorum ama profesyonel olarak ben bunu yapmayı hiç planlamadım açıkçası. Çünkü bir çok küçük yaşta anne oldum. Ben daha çok o yönde kendimi geliştirme, çocuklarımı daha iyi yetiştirebilme ve biliyorsun çalışıyorum, kendi işim var. O konuda kendimi yetiştirme konusunda daha çok yoğundum. Ama dedim ki bir proje albümü neden olmasın? Bir tane şarkı okuyayım, benim için de bir anı olur diye düşündüm. Okudum, umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi bu Bergen'e Saygı albümünde mi yer alıyor bu şarkı? Evet, o amaçla yola çıkıldı ama ikinci albüm zannedersem iptal olduğu için benim single olarak çıktı. Tamam, şimdi evet, oturdu kafamda. Aynen, ikinci albümde yer alacaktım ama ikinci albüm projesi iptal oldu bildiğim kadarıyla. Anladım. Bu nedenle biz de madem bu işe girdik, bitirelim single olarak, yani tek şarkı olarak yayınlayalım dedik. Harika olmuş. Vallahi ben bir şey söyleyeyim. Türkiye yeni bir sesle tanıştı. Türkiye yeni bir sesi sevecek. Yeni bir yorumu sevecek. Yani gerçekten de sizin tarzınız da arabeskmiş. Onu anladım ben de. Ya aslında benim bir tarzım yok. Aynı kızım gibi. Yani ben her tür şarkıyı söylemeyi seviyorum aslında. Belki ilerleyen dönemlerde bir sürpriz yapıp Aleyna ile şarkı söyleyebilirim. Oo, düet geliyor o zaman. Yani böyle bir planımız var, anne kız, hatta anne kızlar şeklinde, hatıra olsun, anı olsun bizim için. Öyle üçümüz bir şarkıyı okuyabiliriz, böyle bir planımız var. Ayça da var işin içinde. Evet. Çok iyi, peki. Ayça çünkü olmazsa üzülür, Ayça da müthiş yetenek. Aynen öyle, anne ve kızları şeklinde böyle güzel bir düet yapmayı planlıyoruz. Peki bundan sonra ne olacak? Mesela sahne teklifi geldi diyelim, sahne yapacak mısınız? Hiç o tarafı düşünmedim açıkçası. Peki. Söyleyeyim demiyorum bu arada. Şarkı söylerim ama sahne oluyor. Ya büyük konuşmak istemiyorum. Şu an öyle bir düşünce içerisinde değilim. Hani dedim ya, bu benim için bir anı. Hani profesyonel olarak bir tane şarkı söyleyeyim dedim ama bir tane şarkıyla kalır mıyım onu bilmiyorum. Şarkı söylerim. Yani şarkı söyleyebilirim ama sahne olayı çok başka bir şey. Kendimi nedense oraya bir konumlandıramadım ben. O an benden şarkılar gelebilir ama sahne bilemiyorum. Yani, büyük konuşmayın. Büyük konuşmayın çünkü şöyle, aile arasında da sevildiğinizi kendiniz söylediniz ve özel günlerde ya da bir araya geldiğinizde şarkı söylediğinizi ve aile evet. Bireylerini memnun ettiğinizi. Şimdi bu tabii profesyonel evet. Anlamda sahneye de taşınabilir. Çünkü hı-hı. Yıllarca bunu yapıyorsunuz zaten ama ben bir şey söyleyeceğim. Yani hiç mübalağa yapmayayım. Babaannemin söylediği tabirle. Yani hiç hı-hı. Abartı yapmayayım. Gerçekten çok güzel sesiniz var. Sesinizin rengi çok güzel. Yani
Teşekkür ederim. Ve hissederek yorumlamışsınız. O çok dikkatimi çekti benim. Onu söylüyorum. Böyle kalbimden, içimden gerek şarkıyı söylerken klibin ve kameranın karşısına geçtiğimde dedim ki yani ben o gece hiç bu arada uyuyamadım. Keza ben uyuyamadığım için Aleyna da uyuyamadı. Çünkü her da yanımdaydı Aleyna. Anne heyecanını çok iyi anlıyorum senin ama dinlenmen lazımdı. Çünkü o kamera karşısına geçmek bambaşka bir olay ve sonra kendime dedim ki herkes sana çok güveniyor. Tabii ki yapabilirsin Havva dedim. Sadece kendin ol dedim ve kamera karşısına geçtim. Oradaki kadın da benim. Hı hı. Şarkı gerçekten çok kalbimden hissederek okudum. Böyle çok heyecanlıyım yani. İnanılmaz güzel de dönüşler alıyorum şu anda. Diyecektim onu. Tepkiler nasıl? Sizi arıyorlar mı ya da mesaj yazanlar i̇nanın, oluyor mu? İnanın sabahtan beri telefonum hiç susmadı. Aynen. Sürekli aramalar geliyor. Tabii bu beni çok mutlu ediyor. Gerçekten hiç düşünmediğim insanlar paylaşıyor şu anda ve destekliyor beni. Bu kadarını beklemiyordum açıkçası. Şu an inanılmaz derecede mutluyum. Ya çok güzel. Radyoların yeni açan dinleyicilerimize tekrar hatırlatalım. Şu anda canlı yayında Havva Öztel, Aleyna Tilki'nin annesi konuğumuz. Ve bu özel günde bir şarkı yayınladı. O şarkıyı ben dinlettirdim ama şimdi bir kez daha dinlettireceğim. Berge'nin yıllar önce yorumladığı Seni Kalbimden Kovdum şarkısını yorumladı. Çok da güzel yorumladı. Onu konuşuyoruz ve bir düet geleceğinin müjdesini verdi. Anne ve kızları şeklinde Aleyna ve Ayşe ile beraber böyle bir müjde verdi. Bu ilerleyen zamanlarda. İlerleyen zamanlarda. Belki de o zaman çabuk yaklaşabilir. Çünkü ben tahmin ediyorum Samsun abi de, Samsun Bey de DMC Genel Müdürü de bu tepkilerden sonra hemen yavaş yavaş başka projeler önünüze koyabilir. Ben söyleyeyim size yani. Şimdi koyuldu. Çok güzel ya. Ya şöyle, tabii ki aldığım talepler ve şarkının gidişatı, bakın tekrar söylüyorum. Ben sanatçı olma ya da bu işi meslek haline getirme gibi bir düşünceyle bu şarkıyı okumadım. Evet. Bunu altını çizerek söylüyorum. Ama bu şarkı söylemeyeceğim anlamına gelmiyor. Ben şarkı söylemeye aşık bir kadınım. Ben her zaman şarkı söyleyeceğim. Harika. Benim bir şarkım yok bu arada. Ben her şarkıyı yorumlayabilirim. Nacizane tabii ki beğeniye sunarım. Kişi eklerine göre değişebilir ama fena okumuyorum. İşte idare eder diyorum. Yo, çok güzel. Müthiş bir kulağınız var. Çok teşekkür ederim. Yani böyle benim babam, halalarım, ben müziğin içinde büyüyen bir insanım. Hı hı. Bu gerçekten genetik bir şey. Benim babam saz çalardı, ben söylerdim, halalarım söylerdi. Yani aile içinde zaten hep müzikle haşır neşir bir aile olduğumuz için çok yabancı değilim bu konuya. Sadece dediğim gibi bu işi profesyonel olarak yapmadım. Bir de şöyle bir soru yöneltiyor bana. Neden şimdi daha önce yapmadın? Bunun altını tekrar, ben çok erken yaşta evlendim. Çok erken yaşta anne oldum. Anneliğin hakkını en iyi şekilde verebilmek, çocuklarımı kendim yetiştirebilmek için hiç bu alanda kendim herhangi bir hamlede bulunmadım. Çok istekli olsaydı ilk başta ben bir şeyler yapardım ama mücadele verip kızımın da aynı yeteneğe sahip olduğunu düşünerek onun için inanılmaz çaba ve gayret gösterdim. Şimdi de ben böyle deniyorum şansımı, şarkı söylüyorum. Çok güzel anlattınız ya. Ya ben sevgili dinleyiciler, ben tabii Havva Hanım'ı, aileyi çok yakından tanırım. Hepsi de pırıl pırıl. Yani hepsi de bizim gibi normal insanlar. Evlerinde ya da işte arkadaşları, dostlarıyla bir araya geldiklerinde son derece bizim gibi hayat standartları olan insanlar. Çok mütevazı insanlar. Yani hani Türkiye'nin en çok tanıdığı aile olmanıza rağmen çok mütevazısınız. Ve gerçekten de bizdensiniz yani. Ben şöyle söyleyeyim. Zaman zaman sizi acımasızca eleştirenler oldu geçtiğimiz dönemlerde ama o kadar temiz kalpli, o kadar güzel bir insansınız ki yani yeri gelmişken bunu da söylemek istedim.
Çok teşekkür ederim. Zaten şarkıyı çıkartırken şunu söyledim. Yani ben hazırım. Şu an ben şarkı yaptığım için muhtemelen büyük bir linç yiyeceğim. Biliyorsunuz benim kızımı önce dövdüler, sonra sevdiler. Şimdi onun annesi şarkı söyledi. Dolayısıyla onu da bir dövecekler. Umarım sonra severler. O zaman şöyle olsun. Bu sefer tersi olsun. Direkt sevsinler. Direkt İnşallah. Yani ben insanların sadece kalbine dokunmak istiyorum. Bu anlamda da şarkı söyleyeceğimi söylüyorum. Yani ben şarkı söyleyeceğim. Yayınını aldığın için, bana destek verdiğin için ki kızlarıma da ilk baştan beri inanılmaz derecede destek veren bir insansın. Bu yüzden bizim ailenin içindesin. Bizimle berabersin sürekli. Seni seviyorum Kadir. Programındayım her zaman. Sürekli seni dinliyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın ve iyi ki programımıza katıldın, renk kattın. Şimdi senin o muhteşem yorumundan seni kalbimden kovduğumu dinleyelim hep beraber. Tüm Türkiye çok şu an merak ediyor. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Herkese selamlar. Çok teşekkür ediyorum. Hava Öster'e teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar o zaman şu anda bizi dinleyen ve merak eden dinleyicilerimizin merakını giderelim. İşte o bahsettiğimiz yorum. Seni kalbimden kovdum. Şimdi radyonuzda. Mutluluk hakkın değil. Sevilip gülemezsin. Pişman olsan boşuna.